İş Dünyası programıyla karşınızdayız. İş Dünyası programında otomotiv sektörünü konuşacağız. Otomotiv sektörü açısından bu yılın çok iyi geçmediğini söyleyebiliriz. Ama yılın son ayında otomotiv sektöründe ciddi bir canlanma var. İhracatta yıl itibariyle %6'lık bir gerileme, üretimde %6'lık bir gerileme. Ama son bir aydaki gelen talep sayesinde şu anda otomotiv sektöründe neredeyse yok satıyor denilen bir döneme girdik. Bunun dışında 27 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı yerli otomobil lansmanı yani tanıtım toplantısı olacak. Bunu konuşacağız, yerli otomobili. Volkswagen'in Manisa'da yapmaya karar verdiği yatırımın askıya alınması kararını konuşacağız. Acaba yatırımın Türkiye dışında başka bir ülkeye gidebilme ihtimali var mı diye konuşacağız. Bu arada sektördeki maliyetleri, sektörün yılı nasıl geçirdiğini ve yeni yıla nasıl baktığını da birlikte konuşmaya çalışacağız. İki konuğumuz var. Bana göre yakından itibaren tanıtıyorum. Alp Gülhan, Gülhan Grup Yönetim Kurulu Başkanı, Ferhat Albayrak, Minoto CEO'su. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alp Bey, sizle başlayalım. Şimdi grafiklerimiz var. Arkadaşlarımız otomotiv yurt içi satış rakamlarından oluşan bir grafik hazırlattım sizin için. Çok çalıştık. Yani sizden önce bayağı yorulduk. Şimdi 2017'de 987 bin adet satmışız. 2018'de 642 bin. Bu seneyi de yani bizim grafiğimiz 435 bin diyor ama sizin projeksiyonlarınız 480 bini göreceği yönünde. Dolayısıyla 500 binin altında bir satışla kapatacağız. Bu Türk otomotiv sektörü açısından nasıl bir yıl, yani hani böyle kan kaybının çok fazla olduğu bir yıl olarak düşünebilir miyiz? Teşekkür ederim. Şöyle Temmuz ve Ağustos aylarında bu beklentiler 300-350 binlere kadar inmişti sektör adına. Evet. Çünkü ÖTV desteği kalkmıştı ve pazarda ciddi bir daralma yaşanıyordu. Fakat faizlerin aşağı gelmesiyle beraber bizim sektörümüz faizlerin bir civarına yaklaşmasıyla beraber müşteri bunun hemen reaksiyonunu gösteriyor. Taksitleri ödenebilir hale geldiği anda bir alıma geçiyor. Şu anda da tam yaşadığımız Aralık ayı itibariyle böyle bir durum. Temmuz ve Ağustos'a göre otomobilde en erken sipariş dönemi 3 aylık bir süreç olduğu için bu sefer de sağlayıcıların, eski adıyla distribütörlerin mal bulamaması gibi Aralık ayı ile ilgili değişik bir durum yaşıyoruz. Bu ay itibariyle 10 senenin ortalama Aralık satışları genelde 120 bin civarındadır. Evet. Bizim sektöründe Aralık ayı bütün sene içerisindeki en iyi araç sattığımız dönemdir. Eğer 120 bini yakalamış olsaydık Kasım ayının 388 binlik rakamıyla 500 bin rakamını bulacaktık. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi ama biraz da bulunabilirlik sorunuyla 480 binler civarında toplam pazarın kapanacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki 1 milyonluk bir pazara göre 2015, 2016, 2017'deki 1 milyonluk pazar her birimizde sağlayıcısından bayisine, sektördeki tüm paydaşlara 1 milyonluk pazara göre bir yatırım ve ona göre bir ekipman ve istihdam durumu yarattı. Tabii çok kötü durumları gördüğümüz için bu Aralık'taki hareketle beraber biraz morallerimiz düzeldi. Evet. En azından 500 bine yakın bir rakamla tamamlanması ve son aylardaki gelen siparişler faizlerin böyle kalması durumunda 2020 ile ilgili bizi umutlu olmaya itiyor. Ama baktığımız genel itibariyle ihracattaki düşüş, biraz önce söylediğiniz gibi %6, üretimdeki düşüş, bunların hepsi bizim direkt ihracata katkıda bulunan ki bu sene tüm olumsuzluklara rağmen yine 28 milyon civarında ihracatımız var. Son ayla beraber 30 milyar ihracat gerçekleşmiş gözüküyor. Bunun 17 milyarı pozitif yöndedir. Yani ithalat, ihracat, tüm sektörler yan sanayiyle beraber baktığınızda artı veren bir sektörüz. Hep tezimiz şu, bu sektörün bir verirseniz size iki olarak geri veriyor. Çünkü ÖTV'sini başta yatırıp tüm Tabii. vergisini yatıran bir sektör. 2020'den umutlu olmamızı gerektirecek bir iki beklentimiz var. İsterseniz şimdi söyleyeyim, isterseniz biraz sonra. Birazdan olabilir. Zaten otomotiv ve beyaz eşyayı ayakta tutarsa bir ülke oradan ciddi biçimde iç talep yaratabiliyor. Şimdi izleyicilerden gelen tweetlerden de anlıyoruz, sizin anlatımınızdan da anlıyoruz ki piyasada araba yok şu anda. Evet.
Bu da tabii fiyatların yukarı doğru gelmesine yol açtı. Acaba ne kadarlık bir fiyat artışı ortaya çıktı? Yani katlanılabilir maliyetlerin üzerinde bir fiyatlandırmadan bahsediyorlar. Yani en basit böyle çok temel, basic denilen araçların bile 150-200 bin liradan satılmaya başlandığını söylüyorlar. Bu fiyat hareketi devam edecek mi size göre Ferhat Bey? Çok teşekkürler. Maalesef artık yeni maliyetlere alışmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi bir A segmenti aracın 150-160 bin TL'lik bir fiyat ortalaması oluştu. Burada tabii genel olarak araç sahipleri ceplerindeki parayı değil, daha sonra kazanacakları parayı yani krediyle araç aldıkları için burada da kredinin araç satımındaki rolü çok büyük. %1'lik faiz oranı tabii ki çok kritik bir nokta ama bence daha kritik olan toplam borçlanabilme yüzdesi. Yani şu anda otomobillerin 125 bin TL otomobili maksimum %50'sini borçlanabiliyorsunuz krediyle. Bu oranı arttırdığınız anda satışlarda çok ciddi bir efekt olacağını düşünüyorum. Bu birazcık gözden kaçan bir durum. Daha önce bu oran %75'lerin üstündeydi. Bu da tabii pazarı aslında %75'ten %50'ye indirilmesi de pazarı birazcık limitleme adına yapılmış bir hareketti. Bu hareketi tekrar eski yerine aldığınız zaman aslında çoğu parametreyle oynamadan satışların tekrardan 800-900 bin lira ulaşması için önemli bir adım atılmış olur diye düşünüyorum. Bununla beraber bir de tabii ki sektörü bir ekosistem olarak düşündüğümüz zaman sadece otomobil satışları değil, kredi satışlarıyla beraber sigorta satışları da, yedek parça satışları da düşüyor. Ve bu da tabii ki bütün sektörün paydaşlarında bir finans baskısı oluşturuyor. Şu anda 500 binlik rakamları konuşuyoruz. 2 sene önce 1 milyonluk rakamları konuşuyorduk. 2 sene sonra tekrar 1 milyonu konuşmamak için aslında hiçbir sebep yok. Bunun için sektörü koca bir ekosistem olarak görmek bence en doğrusu. Evet. Şimdi vergilendirme konusunda acaba sizin yaklaşımınız nasıl? Yani otomotivdeki vergilerin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani Türkiye biliyorsunuz belli kalemlerden vergi alıyor. İşte içkiden alıyor, sigaradan alıyor ve otomotivden alıyor. Dolayısıyla bu sektörleri bir şekilde kamu gelir hesapları içinde mutlak surette değerlendirmek istiyor. Ama teori şu, eğer Türkiye ÖTV'yi kaldırabilirse, sıfırlayabilirse ya da azaltabilirse ciddi biçimde içeride hem iç pazarı hem dış pazarı canlandırabilecek bir ülke durumuna gelebilir. O zaman güçlü anlamda bir otomotiv üssü olabiliriz diye düşünüyorlar. %100 katılıyorum. Bunu da her yerde aslında beyan etmeye çalışıyorum. Şimdi devletin bir tane gelir kaynağı var, o da vergi. Şu an Türkiye'de %65 en direkt vergi, %35 direkt vergi tahsis ediliyor. Bu Avrupa'da ya da Amerika'da tam tersi. Yani evet, devlet malın üstüne ya da hizmetin üstüne vergi koyarak vergi toplayabiliyor. Bunun bir kere gerçekleşmesi için öncelikle bence bir vergi reformunun olması lazım. Yani sadece otomobil fiyatlarının üzerindeki vergi kaldırmak yeterli olmaz. Çünkü bu sefer devlet toplaması gereken vergi toplayamayınca da bir hareket servisi kalmıyor. Ancak şu anda 100 liralık bir otomobil üzerine ortalama 72 lira vergi var. Yani siz 170 kere aldığınız bir otomobil 72 lirasını devlete ödüyorsunuz. Avrupa ortalaması %20'nin aşağısında. Şu anda 172 liralık bir otomobilin 120 lira olduğunu düşün. Şu anda 1 milyon değil 2 milyon üzeri bir pazar konuşur hale gelir anında. Ve 2 milyonluk bir pazar üstü de bizi Avrupa'da 3 numaraya oturtur. Almanya, İngiltere ve hemen altında Fransa'nın üstüne çıkarız. 2 milyonluk bir ekosistemde biraz önce bahsettiğim gibi sadece otomobil satışlarını değil hem ihracatı, hem kredileri, hem sigortayı, hem filoyu, hem kiralama sistemini başka bir boyuta taşıtır. Evet. Şimdi Türkiye otomotiv pazarına baktığımızda Alp Bey, mesela büyük uluslararası devlerin, Avrupalı ve Amerikalı devlerin Türkiye'de önemli ürünlerinin, önemli segmentlerini Türkiye'de yaptırdığını görüyoruz. İşte Fiat çok önemli ürünlerini Türkiye'de yaptırıyor. Renault çok önemli ürünlerini Türkiye'de yaptırıyor. Ford önemli ürünlerini Türkiye'de yaptırıyor. Buna önümüzdeki dönemde bir Volkswagen'in dahil olma ihtimali var. Şimdi Volkswagen fabrikasının işte Türkiye'ye gelip gelmeyeceği konusunda bir erteleme söz konusu. Daha doğrusu bir askıya aldılar. Bu askıdan kısa zamanda ineceğini düşünüyorum ben. Kaçınılmaz olarak Türkiye'de yapabilecekleri kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'nin rakibi olarak gösterilen ülkeler Türkiye ile rekabet edebilecek durumda değiller. İşte şu anda en yakın rakibimiz Bulgaristan. Bulgaristan'ın böyle bir iklime sahip olmadığını biliyoruz. Acaba Volkswagen'de geldiği zaman Türkiye
Uzak Doğu'nda bazı markaları çekerek gerçek anlamda büyük bir üretim iklimine, vahasına dönüşebilir mi? Kesinlikle bu potansiyel var. Çünkü Türkiye'de üretilen araç dünyada geri çağırma oranları en düşük oranlarda. Öyle bununla mi? Ilgili, bunu bilmiyorum. Evet, bununla ilgili yapılan çeşitli analizler var. Türkiye'de üretilen, bahsettiğiniz büyük uluslararası şirketlerin araçlarının üretim hatası nedeniyle geri çağırma oranı en düşük. Bununla ilgili, bir şey bu. Tabii, yani bir biz evet. Mühendisliğimizle, yan sanayimizle tam bir otomobil ülkesiyiz. Ve Volkswagen'in normal şartlarda Türkiye'ye gelmesiyle ilgili her türlü altyapı hazır. Potansiyel derseniz Türkiye'de yatırım yapan firmaların en azından %30'unu iç pazara satmak isterler. Çünkü bu lojistik olarak masrafların daha az olduğu, fabrikanın tabii sabit giderlerini çok daha iyi karşılayacak bir orandır. Şimdi bu cepheden baktığınız zaman sadece otomobille ilgili belki birkaç kez daha tekrarı düşmüş olacak ama sık sık vurgulamakta ihtiyaç var. 22 milyon civarı araç stoğumuz var. Motosiklet, kamyon, ağır vasıta dahil. Yaklaşık 13 milyon civarı bir otomobil parkımız var. 82 milyon gibi bir nüfusumuzda her 1000 kişiye düşen araç sayısında çevremizdeki ülkeler Bulgaristan'ın yarısı kadarız. Yunanistan 400'lere geliyor bu adet. Almanya'da 600, İtalya'da 700. Biz otomobildeki oranımızda bir kere yatırım yapmak için o potansiyeli iç pazarda gösteriyoruz. Fakat maalesef bu dalgalanmalar, yani 1 milyona oturdu derken pazarın son yaşadığımız 2 sene içerisindeki dalgalanmalar bunu etkileyebilir. Ama bu süreç içerisinde dalgalanmanın olması bizim özelimizde mümkün oluyor. Ama aynı şekilde çok hızlı çıkış da yaşanabiliyor. Volkswagen'in yatırımı ile ilgili, yani konvansiyonel sistemde elektrikli araçların dışında yapacağı yatırım sistemi içerisinde pazarın eğer batıdan doğuya doğru kaydığını düşünürsek ve dünyadaki bütün otomobil üretimlerinin bu kayma trendinde olduğunu düşünürsek ben çok kısa süre içerisinde tekrar bu yatırımın pozitife döneceğini umuyorum. Otomobil ülkesiyiz, her şeyi üretebiliyoruz. Biraz önce söylediğiniz gibi cuma günü de yerli aracın lansmanı olacak. Biz başka markada da satıyorsak bir Türk vatandaşı olarak çok başarılı bir araç olmasını ona ayrıca geleceğim arzu ediyoruz. Peki Ferhat Bey, sizin de aynı konuya dair görüşünüzü istiyorum. Tabii. Bu arada grafiğimiz var, otomotiv ihracatının değişimiyle ilgili. Yani Belçika, İtalya ve İngiltere'ye geçen yıla göre daha az araç satmaya başladık. Evet. Bu Avrupa'daki daralmayla ilintili aynı zamanda. Ama Avrupa'nın bu yıl, İngiltere hariç, İngiltere'nin durumu çünkü çok muallakta. Ama diğer ülkelerin bu resesyonel ortamdan çıkabileceği kanaatindeyim. Buyurun. Ben şunu eklemek istiyorum. Türkiye'deki mesela Fiat Tofaş fabrikası, Fiat dünyasındaki en kaliteli üretimi yapan fabrika. Buna gene Renault'u, Toyota'yı, Honda'yı da ekleyebiliriz. Türkiye'de stratejik olarak dünyanın aslında tam lojistik merkezinin ortasında duruyor. Bununla beraber de aslında bir otomobil fabrikası otomobilin maksimum %20'sini üretiyor. %80'i yan sanayi ve Türkiye'deki yan sanayi gerçekten çok gelişmiş vaziyette. Bugün dünyadaki Tesla'sından Ferrari'sine, Mercedes'inden Porsche'sine kadar bir sürü yan sanayi ürünü burada üretiliyor. Bu üretim merkezi statüsüyle beraber de buradaki yapılacak büyük bir fabrika yatırımı her zaman markaların çok ciddi katma değer sağlayacağı bir hale geliyor. Ben Volkswagen fabrikası ile ilgili inşaatın duyulmadığı ile ilgili bir duyum aldım bu hafta. Umarım doğrudur. Çok politik bir karar olduğunu düşünüyorum. En sonki basın açıklamasını da Volkswagen CEO'sunun okumuşsunuzdur. Orada evet. Da çok politika ile alakalı konular geçiyor. Bence bu ticaretle çok doğru orantılı olmaması gerekiyor. Umarım şu anda dünyanın en büyük markası, markalar grubu Volkswagen. En çok araç satan markalar grubu Volkswagen. Türkiye'de bir sedan pazarı olduğu için de burada sedan araçlarını çok rahatlıkla üretip o %30'luk pazar payını rahatlıkla karşılayabileceğini düşünüyorum. Umarım bu 2020'nin ilk çeyreğinde her şey netleşir de daha sonra da diğer sizin söylediğiniz gibi markalara da bir iştah olur. Çünkü Türkiye 1,5 milyonluk araç üreterek bir numaralı ihracat kalemi olarak gerçek anlamda bir otomobil ülkesi. Evet. Peki gelelim yerli otomobile. Şimdi ön gösterimi yapıldı. Yani işte brandalı fotoğraflarını görüyoruz şimdilik. Sadece o kadarına vakıfız. Sorun şu, acaba pazarda ne kadar bir alıcı bulacak?
kamunun sadece tek başına alıcı pozisyonunda olması, işte taksici esnafının evet biz yerli otomobili kullanacağız demesi, bütün bunlar o otomobilin piyasa için yeterli bir hacme ulaşmasına karine oluşturmaz bana göre. Başka bir mekanizma olması lazım. Acaba yerli otomobilimiz yani çıktığı zaman tabii bir de çıkıp denenecek göreceğiz. Hakikaten kullanılabilir, kullanışlı bir otomobil mi değil mi onu anlayacağız. Üstünlükleri olacak elbette. Size göre pazarı nasıl yaratacağız? Şöyle şimdi elektrikli araçlar son 10 senelik trende baktığınız zaman her sene elektrikli araçlarda çok büyük bir satış artışı bekleniyor. Evet. Henüz bu gerçekleşmedi. Yani dünyada rakamlara çok kabaca baktığımız zaman 100 milyonluk toplam bir araç satışı var. Elektrikli araçların toplam 1,5 milyon gibi bir satışı var. Bunun da yarısı Çin'de satılıyor. Türkiye'de ilk 11 ayda 170 tane elektrikli araç satılmış ama 10 bin adet hibrit araç satılmış. Şimdi segmentasyon olarak biz konvansiyonel sistemde bir üretime karar vermiş olsaydık dünya devleri ve markaları arasında pek şansımız olmayacak. Evet. Çok yeni nesilde eğer biz yakalarsak üretimi bu ara yakalayacağız. O çok açık. Seçimlerde duyduğumuz kadarıyla geçen sene Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde Gürcan Bey'in ortak girişim grubunun CEO'sunun açıkladığı kadarıyla C segmentiydi. Doğru bir segment. Türkiye'de toplam pazar C segmentindedir. SUV bir araç, Sport Utility Vehicle dediğimiz, evet, dünyada yükselen trend %36'lara geldi. Yüksek ve beğenilen bir doğru bir şey. Üçüncü derece otonom, sensörlerin yoğun olduğu bir araç olduğunu bekliyoruz. Cuma günü göreceğiz. Buradaki tercihler doğru ama sorunuz çok önemli. Bunun pazarını nasıl yaratılacağı, yani üretmek değil ama pazarlama konusu hassas bir konu. Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki sunumlardan hatırımda kaldığım hedef 2022'de 2000-3000 arası, 2023'te 20 binlik bir araçla toplam pazara yavaş yavaş penetrasyondu. Tabii bu dünyada elektrikli değişimin olacağına sektördeki herkes hemfikir. Tabii. Soru şu, bu değişimin zamanı ne zaman? Yani bu altyapıda da her şey hazır olmuş olsa bile bu 2025'te mi, 2027'de mi, bu dönüşüm ne zaman olacak ve elektrifikasyon tam anlamıyla otomobilde ne zaman hayata geçecek? Bu bizim aracın pazarı ile ilgili çok önemli bir kriter yaratacak. Fakat biraz önce de söylediğim gibi konvansiyonel sistemde olmayıp bu sistemde başlamak, C segmenti seçilmesi, SUV seçilmesi bugüne kadar hep sektör tarafından olumlu karşılanıyor. Ama pazarlama stratejisi ile ilgili henüz biz de bilemiyoruz. İç pazarda muhakkak ki Taksiciler Federasyonu'nun bir açıklaması oldu. Yerli aracı yani, biz. Yani onlar tabii çok palyatif. Şimdi İstanbul'da 17 bin taksi var. Ankara'da işte bir onun yarısı kadar var. İzmir'de onun üçte ikisi, evet, kadar var. Toplamını düşündüğümüzde 30 bin adet taksi demektir. Yani hepsinin aynı anda değiştirdiğini varsayalım 30 bin demektir. 30 bin o fabrikanın dişinin kovuğuna gitmez. Evet. Gitmez. Buradaki üretimde yapılabilecek her şeyin olduğunda herkes hemfikir. Doğru segmentlerin seçildiğinde hemfikir. Biraz önce söylediğiniz gibi o strateji çok çok önemli. Evet. Pazarda hangi mecralarda satış yolu bulacak, ihracat şansı ne olacak? Geçmişe yönelik baktığımız zaman Malezya'nın bir Proton örneği var. Konvansiyonel sistemde ne kadar para harcanırsa harcansın, dünya devlerinde bir şansı olmadığını, evet, dünyadaki örneğinden görüyoruz. Umudumuz, beklentimiz, bir Türk vatandaşı olarak heyecanımız çok başarılı olsun. Evet. Bizler de şansımız olsun, bol bol o araçlardan satabilelim. Aynen. Tabii biz de aynı temenniye katılıyoruz. Ferhat Bey tabii biraz önce Alp Bey'in verdiği o başarısız otomobil örneklerine ben birkaç tane daha ilave edeceğim. Bir tanesi Malezya'nın Proton'u. İran'ın Semand'ı vardı mesela. Bitti yani öyle bir araç yok artık. Evet. Hintlilerin Tata'sı çok tutmadı. Çinlilerin Cherry'si çok tutmadı. Daha sayabiliriz yani bunun gibi işte yani Güney Kore ve Japonya dışında Uzak Doğu'da üretilen hiçbir otomobil şu anda dünya piyasalarında cari kullanılabilir ve geçerli araç durumuna gelemedi. Şimdi Türkiye'de bu kaderle baş başa kalabilir mi? Yani böyle bir makus talih diyelim, böyle bir durumla yüz yüze kalabilir mi? Bunu şunun için soruyorum. Şimdi otomotiv endüstrisi işte dünyada, Amerika'da başlayan, yani Batı'da başlayıp 250 yıl boyunca devam eden, doğuda da son 100 yılda çok ivme kazanan, yarışa çok son kulvardan katılmış bir ülke olarak acaba şansımız nedir? Bir buçuk dakika vaktimiz var. Buyurun.
Öncelikle şunu söyleyeyim, kağıt üzerindeki bütün seçimler doğru. Ama dünya bence pazarlama dünyası değil, dünya ürün dünyası. Yani bizim o aracı nasıl pazarladığımızın bence hiçbir önemi yok. Önemli olan nasıl bir araç yapacağımız. Yani eğer o araç kağıt üzerinde Alman ve Amerikan rakiplerinden daha üstün özelliklere sahip olursa ve aynı fiyat seviyesine ya da daha düşük bir fiyat seviyesine sahip Tabii. olursa bizim rekabet şansımız yükselir. Yoksa bu ürünü istediğimiz gibi pazarlayalım. Burada da aslında gerçekten çok şanslı bir konumdayız. Çünkü şu anda dünyadaki bütün konvansiyonel fabrikalar elektrikli dönüşüme rezistans ediyor. Doğru. Rezistans etmiyor gibi gözüküp rezistans ediyor. Çünkü 10 milyon araç üreten bir firmanın 10 milyon motor ürettiğini unutmamamız lazım. Yani siz diyorsunuz ki 10 milyon araç üretmeye devam et ama 10 milyon motor artık motor üretme artık. Evet. Şimdi bu o yüzden de tabii ki işin içine politika giriyor, lobiler giriyor. O yüzden biz şanslı bir durumuz. Eğer ürünümüz gerçekten kaliteli olursa rekabet şanssız olur. İnanın ürünümüz kaliteli olmazsa ilk taksiciler almaz. Ben bunu şahsen böyle düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkürler. Herhalde yeterli her şeyi konuşma imkanı bulduk yani bu zaman zarfı içinde. Vaktimiz varsa bir sektör beklentisinden bahsedebilirim. İnanın kalmadı. Yani ben Ferhat Bey'e de hani böyle söz vermemiş olmamak için söz vermiş oldum. Yönetmenimiz şu anda kulağımda bitirdik diyor. Bir başka sefer yapabiliriz Alp Bey. Çok teşekkürler Ferhat Bey. Çok böylece bir iş dünyası programını daha noktalıyoruz. Akşam 19'da ana haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.